Gökkuşağı bülteninden merhaba. İstanbul'da geçtiğimiz yıl yapılan onur yürüyüşünde gözaltına alınan 6 kişi hakkında açılan davada 2 kişi için ceza kararı çıktı. Onur Yürüyüşü Komitesi kararı avukatlar aracılığıyla itiraz edeceğini duyurdu. Şimdi telefon hattımızda komite avukatlarından Yasemin Öz var. Merhaba Yasemin Hanım. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Evet, böyle bir karar çıktı 2 kişi hakkında. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, zaten yapılan gözaltı işlemi ve açılan davanın kendisi hukuka aykırı. Toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefetten açıldı dava 6 sanık hakkında. Bu yönden beraat aldık ama hani beraat kararı alana kadar gözaltına alınıyorsunuz. Aylarca yargılanıyorsunuz, bir sonuç çıkaramıyorsunuz. Yasadaki düzenleme ihlal edilerek açılıyor bu davalar. Çünkü yasadaki düzenleme şu şekilde, mahkemeye de bu şekilde savunmamızı sunmuştuk. Toplantı ve gösteri işi yürüyüşü yasasını ihlal etmeniz için önce yaptığınız toplantının yasaya aykırı olması gerekiyor. Yasaya aykırı toplantının sınırları da bellidir. Şiddete teşvik eden ve demokratik toplumun düzenine karşı çıkan toplantılar yasaya aykırıdır. Bunun dışında her türlü toplanmayı her zaman yapabilirsiniz. Valiliklerin güvenlik açısından güneş batımından sonra falan bir takım tedbirler alması mümkün ama bunun dışında aslında bir toplantıyı, bir yürüyüşü yasaklayamazsınız da yasaya göre. Yasaklamanız için onun yasal olmaması gerekir. Ne demek yasal olmamak? Aslında terör içerikli toplantılar yasal değildir. Onun dışındaki toplantılar yasaldır. Şöyle ayrıca bizim sistemimizde toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili Türkiye hukuk sistemi şöyle. Bizde izin sistemi yok. Bizde bildirim sistemi var. Yani herhangi bir gösteri yürüyüşü yapmak istiyorsanız izin almanız gerekmiyor. Yalnızca bildirimde bulunmak gerekiyor. Bu bildirim de oranın güvenliğinin sağlanması için kamu otoritelerine yapılan bir şey. Yani bildirim sistemini izin sistemine dönüştürmek, ben bildirim yaptığım zaman sana izin vermiyorum demek, aslında Türkiye'nin imzaladığı uluslararası anlaşmalara ve anayasaya da aykırı. Ve bu konuda AİHM'in verdiği kararlar var Türkiye aleyhine. Bildirim sistemini izin sistemi haline dönüştürdüğü için Türkiye. Yani dolayısıyla açılan dava topyekun olarak hukuka aykırı. Beraat kararı sevindirici verilen iki yargılanan kişi hakkında verilen cezalardan birisi trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan veriliyor ama bir fotoğraf görüntü kayıtlarını inceledik. Zaten o alanda o sırada Sarıtabiler Caddesi üzerinde trafik gibi yeri var. Polis dur ihtarında bulunmuş ama kalabalık yürüyüşü, müzik, slogan falan duymamış sürücü. Ve bundan dolayı dur ihtarına rağmen durmadığı için cezalandırılmasını istemişler. O da kendisini yani ihtar duymadığını söylüyor. Yani burada bir tolerans gösterilebilir. Evet, aslında ben de tam bunu soracaktım. Yani aslında birçok maçlarda da birçok siyasi mitinglerde de bunu görüyoruz yani. Biraz politik olduğunu belki söyleyebilir miyiz bu anlamda bu cezanın? Yani hani başka bir nedenle trafik ihlali gerçekleştirse ceza kesilmeyen sürücülerin hani konu onur yürüyüşüne geldiğinde ceza almaları tabii bir bakış meselesi çünkü ben mesela Türkiye'nin dünya üçüncüsü olduğu dünya şampiyonasında biz Kızılay trafiğini işgal etmiştik. Kimse bize ceza çekmedi araçlara da. Yani bazı şeyler kabul edilebilir bir toplaşma, kontrol edilemez bir toplaşma. Bazıları ya bunu yapmayın oluyor. Biz diğer bir yargılanan kişi de şundan dolayı ceza aldı. Kamu görevlisine direnme. Şimdi biz savunmalarımızda şunu da ifade ettik. Müvekkilimiz kadın ve yani kendisinden fiziksel olarak çok uzun boylu ve yapılı 4 ayrı kolluk görevlisini de ablukaya alınarak
gözaltı işlemi yapılıyor ve hani tabiri caizse kargo tulumba götürülüyor. Yani kollarından havaya kaldırmışlar. Ve müvekkilimizde darp ve cebir izleri adli muayene raporunda tespit ediliyor. Ama buna rağmen müvekkilimiz kamu görevlisine direnmekten ceza aldı. Müvekkiliniz davacı oldu mu ayrıca? O kolluk görevlileri, müvekkili darp edenlerle ilgili bir soruşturma yok. Artı zaten o gözaltı işleminin kendisi hukuka aykırı ve kanunsuz. Aslına bakarsanız kolluğa en üst amirinden dahi hukuka aykırı bir emir gelse, talimat gelse, kolluğun kanuna aykırı emri uygulamaması gerekir. Kanuna aykırı emir olduğunu yazılı olarak üstlerine bildirmesi gerekir. Üstleri kanuna aykırı emirde yazılı olarak direnmezse emri yerine getirmemesi gerekir yasalar gereği. Ama Türkiye'de pratikte bütün bu süreçler işleniyor. Evet. Ve sonuç olarak aslında siz kendi hakkınız gasp edilirken bir anda tanık ve ceza alan konumunda oluyorsunuz. Mahkeme 2 yılın altında cezalar verdiği ve sanıkların adil cezayı olmadığı için hükmün açıklanmasını geri bıraktı ama biz buna itiraz ettik. Yani mahkemiyet kararına itiraz ettik. Sonucunu bekleyeceğiz. Eğer bir netice alamazsak da Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunu deneyeceğiz. Evet, Yasemin Hanım, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Yayınınızda kolaylıklar diliyorum. Evet. Şimdi stüdyo konuğumuz Vicdani Red Derneği'nden Avukat Gökhan Soysal. Merhabalar. Öncelikle sizi 2017'de Kaos GL ile birlikte Devletin Militer Şiddeti Pembe Tezkere adlı broşürü yayınladınız. O broşürden vakit kalırsa bahsedelim ama öncesinde hızlıca süremiz az olduğu için şey sormak istiyorum size. Mesela Türkiye'de antimilitarist bir çizgi çizdiğini söyleyebiliriz sanırım LGBT'yi artı hareketin, yani çok buna dair bir çatlak en azından benim bilgim yok. Böyleyken ben diyelim ki bir birey olarak zorunlu askerliğe tabi tutuluyorum. Ne gibi seçeneklerim var gitmek istemezsem, öyle başlayalım. Tamamdır. Şöyle en baştan şunu söylemek lazım ki vicdan ret hakkı uluslararası sözleşmelerce tanınmış ve Türkiye'nin de tanınmış olduğu uluslararası sözleşmelerce, onun kurduğu mahkeme olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce kabul edilmiş bir hak ve anayasanın ilgili maddeleri. Dolayısıyla Türkiye'de de böyle bir hak vardır. Mahkemeler isterse böyle bir yorumda bulunur. Bu hukuki yolu isterse değil, zaten böyle bir yorumda bulunmalıdır. Ancak maalesef bu şekilde bir yorumda bulunmamıştır. LGBT'ler özelinde konuşmak gerekirse LGBT'lerin önünde iki seçenek var. Bunlardan bir tanesi vicdan ret hakkını kullanmak veyahut da diğeri pembe tezkere. Nedir bu pembe tezkere? Pembe tezkere aslında olmayan bir şey. Kamuoyunda bilinen ismi pembe tezkere. Bunun genel ismi çürük raporu olarak biliniyor, ancak o da değil. Normal bildiğimiz sağlık raporu. Bu sağlık raporu askerliğe elverişli değildir denildiyse eğer ve söz konusu kişi LGBT ise pembe tezkere olarak adlandırılmış. Tabii böyle bir kişiye verilmiş pembe bir belgenin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şöyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir yönetmeliği var. Sağlık yeteneği yönetmeliği ve buna bağlı olarak çıkarılan bir yönerge var. Bu yönergede sayılan sağlık açısından kusurlu olarak addedilen kişilerdenseniz eğer, askerliğe elverişli olmadığınıza dair size bir rapor veriliyor ve zorunlu askerlikten muaf olmuş oluyorsunuz. LGBT'ler önündeki iki seçenek derken bunu kastetmiştim. Ya şunu söyleyeceksiniz, evet ben böyle bir rapor almak istiyorum. Kendimi bu rapor almak zorunda hissediyorum. Çünkü ben bununla işte ekstra olarak zaten birçok mücadele veriyorum. Bununla da ilgili ayrı bir mücadele verecek gücüm yok. Veyahut da başka bir değerli bunu söyleyebilirsiniz. Veyahut da Mehmet Taran örneğinde olduğu gibi çürük olan ben değilim, çürük olan sistemin kendisidir deyip vicdan ret hakkını kullanmak ve o yolu açacak mücadele içerisinde
olabilirsiniz. Biraz önce bahsettiğim gibi. Aslında çok öyle oldukça zor bir şey yani insanlar. Yani ikisi de zor açıkçası. İkisi de zor ama hani bir tabii yani mukayese etmek saçma olur. Ben şunu demek istiyorum. Evet. Hani vicdani ret belki yurt dışındaki örneklerine bakınca büyük bedeller ödemeden bunu yani zaten İsrail'de sanırım zorunlu askerlik. Şöyle zaten yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bağlı olduğu şey Avrupa Konseyi. 47 ülkenin 46 tanesi ya zorunlu askerliği kaldırmış veyahut da vicdaniyet hakkını tanımış. Tek tanımayan ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Evet. Zaten bütün sorunlar da buradan kaynaklı olarak çıkıyor. LGBT'lerin özelinde diyelim ki rapor alacağım. Bu rapor alacağım deyince de yeni bir zorluklar var. Bir rapor alırken olan kısım ve rapor aldıktan sonra olan kısım olarak bunları ayırabiliriz. Biraz önce zaten bahsettiğin devletin militer şiddeti, pembe tezkere adlı o broşürümüz, o raporumuzda da bunlardan bahsettik. Rapor alırken kişi, herkes askerlik yükümlüsü olarak değerlendirilen yasaya göre ilk önce aile hekimliğine sevk ediliyor. Kişinin eğer böyle bir rapor almak istiyorsa aile hekimliğinde durumunu izah edip kendisini hastaneye sevk edilmesini istemesi gerekiyor ve kişi hastaneye sevk ediliyor. Bu hastanede öncelikle Minnesota Kişilik Envanter Testi denilen 500-600 soruluk bir teste tabi tutuluyor. Bu testte kişinin LGBT olup olmadığını açığa çıkarmaya yönelik bir test. Bu testi başarıyla geçenler psikolog ve psikiyatristle görüşüyorlar. O da bir görüş yazısı belirtiyor. O aşamalar sıkıntılı. Örneğin psikiyatrist size çok gerçekten cinsiyetçi, saçma sapan birçok soruya maruz kalabiliyorsunuz bu aşamalarda. Psikiyatrist kısmını da atlatırsanız eğer bu sefer kurula gidiyorsunuz ve kurul sizin askerliğe elverişli olup olmadığınıza dair onlar da kendi saçma sorularını devam ettiriyor. Bu aşamaları da geçip rapor alabiliyorsunuz. Kurul kendisini yine yetkili görmezse, karar veremiyorum derse bu sefer heyete sevk ediyor. Daha çok insanın önüne çıkıyorsunuz. Bu süreç biraz sancılı bir süreç. Ve bu süreçte kişinin ekstra, LGBT'nin ekstra maruz kaldığı baskılardan bir tanesi de kendi cinsel kimliğini, cinsel yönelimini açıklamak durumunda kalması. Bazen işte bir aile yakını tanık olarak gösteriliyor veyahut da herhangi bir LGBT derneğine üye olmanız dahi sizin bu anlamda LGBT olduğunuzu gösteriyor onların nezdinde. 2010 yılına kadar şöyle de bir uygulama söz konusuydu. Aslında yönetmeliklerde ve yasada aranmıyordu. Ancak oradaki işte bu kurullardaki kişiler, doktorlar, psikiyatristler kendilerini sağlam almak adına kişiden cinsel ilişki anını gösterir ve onların nezdinde pasif olarak cinsel ilişkide anında olduğunuzu gösterir. Bunu hatta, da arıyorlardı yani. Evet, böyle içerikte bulunuyorlardı, fotoğraf veya video istiyorlardı. Hatta Mehmet Taran sağ olsun çok güzel bir şey söylemişti. İşte bu ülkenin en geniş eşcinsel porno arşivine sahip kurumu işte genel kurmaydır diye bir açıklama yapmıştı. Daha sonra genelkurmay bu iddiaları reddetmiş. Ancak pratikte böyleydi. 2010 yılından sonra bu yönde direktif aldıktan sonra artık onu istememeye başladılar. Ancak yine şöyle bir örnek vereyim. 2013 çok yılında... Biraz hızlı gidebilir miyiz? Tamamdır. 2013 yılında bu muayeneye gelmiş birisi cinsel ilişki anında olduğunu gösterir fotoğrafını masaya koyduktan sonra evet ben bu raporu almıştım diye ifade ediyor. Bu rapor alırkenki kısım ve rapor aldıktan sonra bir sıkıntı var. Raporda sağlık nedeniyle askerliğe elverişli değildir ibaresi var. Ekstra olarak ayrıntıya girilmiyor. Kişinin eşcinsel veya trans olduğunu gösterir herhangi bir ibare yok. Ancak iş yerleri işe alırken askerlik durum belgesi istiyorlar. Ve o askerlik durum belgesinde kişinin sağlık açısından sorunlu olduğundan dolayı askerde muaf olduğuna dair belgeyi görünce şunu soruyorlar, sorununuz neydi? O sorunu kişi anlatmak zorunda yani bırakılıyor. Orada kendisini açıklaması, açıklamaması kişinin yeni bir maruz kaldığı başka bir baskı yöntemi oluşturuyor. Bu özel sektörle alakalı olan durum. Bunun kamu ayağı da var. Onlarda da ekstra olarak soru olmasa bile orada kişinin yaşadığı zorunluluklar var. İşte memurların
yaşadığı zorluklar var. Örneğin bir işte Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı bir hakem eşcinsel olduğundan dolayı meslekten çıkarılmıştı. Daha sonra işe iade davası açarak kazanmıştı ancak benim bildiğim fiiliyatta dönmemişti bu hakkı elde etmesine rağmen. Yani rapor almadan önce ve aldıktan sonra birçok baskıya maruz kalıyorlar LGBT'ler. Hep bir hayatları cendere içerisinde geçiyor maalesef. Bunlar pratikte olan şeyler. Savaş zamanları içinden geçtiğimiz süreçte biraz böyle işte cinsiyetçiliğin ve milliyetçiliğin iyice tavan yaptığı dönemler. Burada da söylemsel bazda birçok hakarete maruz kalıyorlar. Birçok farklı nefret suçları da bu dönemlerde daha fazla artış gösteriyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Gökhan Bey. Daha fazla süremiz olsaydı broşürden de biraz size sorular soracaktım ancak süremiz az olduğu için bir sonraki haberimize geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri dolayısıyla işlerinden çıkarılan kişiler tarafından açılan 3 ayrı dava Washington Yüksek Mahkemesi tarafından inceleniyor. Mahkeme ikiye bölünmüş gibi görünüyor ancak karar davacıların lehine olursa bu ülkedeki LGBTİ artılar açısından bir dönüm noktası olacak. Başkentteki Washington Yüksek Mahkemesi çalışanları tarafından şirketlerine açılmış olan 3 farklı ayrımcılık davasını değerlendiriyor. Davacılardan 2014 yılında geçirdiği dalış kazasında yaşamını yitiren Donald Zarda, eşcinsel olduğunu müşterisiyle paylaştıktan sonra işten çıkarıldı. Şirket Zarda'nın cinsel yönelimi nedeniyle değil, şirketin özel bilgileri müşterilerle paylaşmama şeklindeki politikasına karşı çıktığı için işine son verildiğini savunuyor. Eşcinsel olduğu gerekçesiyle işten atılan diğer davacı Gerald Bostock ise bir eşcinsel spor kulübüne katılmasının ardından patronu tarafından kurum çalışanına yakışmayacak davranışlar sergilediği gerekçesiyle kovuldu. İşindeki 6. yılı doldurduktan sonra cinsiyet kimliğine uygun kıyafetlerle işe gelme kararı alan Amy Stephens ise amirleri tarafından biyolojik cinsiyetine uygun giyinmesi yönünde uyarıldı. Kararından dönmeyen Stephens 2 hafta sonra işten atıldı. Mahkemenin ilk duruşması geçen salı yapıldı. Yerel kaynaklar duruşma günü mahkemenin önünde LGBTİ artı yanlıları ve karşıtları olmak üzere her iki gruptan göstericilerin toplandığını yazdı. Eşcinsel evliliklerin 4 yıldan beri resmi olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde 2015'ten bu yana ilk kez LGBTİ artılarla ilgili bir dava yüksek mahkemenin önüne geliyor. Hukukçuların yorumlarına göre davanın davacılar lehine sonuçlanması halinde karar LGBTİ artıların çalışma hayatındaki hakları açısından bir kilometre taşı olacak. 9 üyeden oluşan yüksek mahkemenin liberal kanadı davacıların argümanını destekliyor ve LGBTİ artı çalışanlarının haklarının sivil haklar kanununda düzenlenerek güvenceye alınmasını savunuyor. Muhafazakar kanattaysa Trump tarafından atılan Neil Gorsuch'ın davacıların savını desteklediği biliniyor. Kararın 2020 yazından önce başkanlık seçimlerinin ardından çıkması bekleniyor. Fransa'nın başkenti Paris'te muhafazakar gruplar lezbiyenlere ve bekar kadınlara tüp bebek ve sperm bankası yoluyla çocuk sahibi olabilme imkanı veren yasa tasarısını protesto etti. Aralarında Katolik grupların ve aşırı sağ partilerin sempatizanlarının da yer aldığı kalabalık geçtiğimiz pazar günü Paris'in güneyinde ellerinde "Babam nerede?" yazılı pankartlarla yürüdü. Yürüyüşe aşırı sağ partilerden ve cumhuriyetçilerden katılım vardı. Fransa basınında protestocuların birçoğunun 7 yıl önceki eşcinsel evliliklere karşı da yürümüş olduğu yorumları yapıldı. Bununla birlikte protestolar 2013 yılındakilere göre daha az kitlesel. Geçtiğimiz ay parlamentonun alt kanadı tarafından onaylanan tasarının senatodan da geçmesi ve yazdan önce yasalaşacağı bekleniyor. Fransa'da halihazırda yapay yollarla çocuk sahibi olabilme imkanından yalnızca evli heteroseksüeller ya da 2 yıldan uzun süredir birlikte yaşayan heteroseksüel çiftler yararlanabiliyor. Fransa Kamuoyu Araştırma Enstitüsü tarafından geçtiğimiz ay yapılan bir araştırmaya göre ülkede halkın %65'i tasarıyı destekliyor. Fransa 2013'te Avrupalı komşuları arasında eşcinsel evlilikleri yasal hale getiren ilk ülke olmuştu. Bu dönem muhafazakarlar tarafından yapılan sokak protestoları ülkenin pek çok yerinde homofobik saldırıları tetiklemişti. İngiltere'nin Birmingham kentinde LGBTİ artı kapsayıcı eğitime karşı protestolar devam ediyor. İngiliz BBC yayın kuruluşu Eğitim Bakanlığı'nın yerel yetkililere, velilerle huzursuzluk yaşayan okullara nasıl destek olunacağı yolunda tavsiyeler içeren talimatnameler gönderdiğini ortaya çıkardı.
BBC'nin ortaya çıkardığı 21 sayfalık belgede bakanlık çocuklarının derse katılmaması yönünde dilekçe yazan ve dersi protesto eden veliler karşısında okulların güçlendirilmesi için kent konseylerine tavsiyelerde bulunuyor. 2014 yılında Birmingham kentindeki bir pilot okulda uygulanmasına başlanan LGBTİ kapsayıcı No Outsiders eşitlik programı daha sonra ülkedeki ilk ve orta dereceli tüm okullara yayıldı. Ancak geçen Mart'ta kentteki öğrencilerinin %99'u Müslüman olan Parkfield Okulu'nda velilerin direnişiyle karşılaştı. Veliler eşcinsel ilişkilerin İslami değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle çocuklarına LGBTİ artı kapsayıcı eğitimin verilmesine karşı çıktı. 400 velinin imza toplayarak çocuğunun dersten muaf tutulmasını talep etmesinin ardından eşitlik programının bu okulda uygulanması askıya alındı. Okul yönetimi ailelerle ve Eğitim Bakanlığı'yla müşterek olarak yürüttüğü 5 ay süren görüşmelerin ardından programın içeriğinde belli değişikliklere gidildiğini ve Eylül itibariyle yeniden uygulanmaya başlanacağını duyurdu. Ancak No Outsiders for a Fed Community adıyla güncellenen program da protestocuların büyük bir kısmını tatmin etmedi ve okulun önünde gösteriler yeniden başladı. Çocukları erken yaşta farklı dinler, aileler ve ilişki biçimleriyle tanıştırmayı hedefleyen No Outsiders projesi, bugün protestoların odağında olan Parkfield Okulu'nun müdür yardımcısı tarafından 2014 yılında getirilmişti. Eşcinsel olduğunu açıklayan Moffat, velilerin protestoları sırasında cinsel yönelimiyle ilgili tehditlere de maruz kalmış ve geçen yıl müdür yardımcılığı görevinden istifa etmişti. He's saying, ask someone else, you're never alone on earth. That's a powerful message, isn't it? With the person next. Galler'de ilk ve orta dereceli okullarda cinsellik eğitiminin zorunlu olması gündemde. Galler Eğitim Bakanı Kirsty Williams, öğrencilerin belli derslerden muaf tutulmasını bir anomali olduğunu söyledi ve din dersiyle birlikte cinsellik eğitiminin de zorunlu hale gelebileceği sinyallerini verdi. Ülkede cinsellik eğitimi orta dereceli okullar için zorunlu. İlişkiler ve cinsellik başlığı altında verilen dersler 7-16 yaşları arasındaki çocuklara yönelik. Öğrenciler bu dersin yanı sıra din eğitiminden de ailelerinin talebi doğrultusunda muaf tutulabiliyor. Ancak hükümet 2022 yılında başlayacak olan kapsamlı eğitim reformu çerçevesinde cinsellik eğitimi yaşını 3'e indirmeyi ve zorunlu kılmayı öngörüyor. Eğitim Bakanı Kirsty Williams konuyla ilgili olarak çocukların belli derslerden muaf tutulması başından beri bir anomaliydi diye konuştu. Tasarı olduğu gibi geçerse ailelerin hali hazırda olduğu gibi öğrencilerini cinsellik eğitiminden muaf tutma hakkı da olmayacak. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü konuyla ilgili açıklama yapan hükümet yeni müfredata göre cinsellik eğitiminin kapsamında genişletileceğini belirtti. Hükümet danışmanı Yasemin Han yeni müfredatın LGBTİ artı kapsayıcı olacağını söyledi. Ancak kamuoyu yoklamalarına göre her 5 kişiden 4'ü öğrencilerin ailelerinin kararıyla söz konusu derslerden muaf tutulabilmesini savunduğunu gösteriyor. Bültenimizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Size de geçmiş olsun. Ben hala biraz böyle yayın paniği, yetişememe durumu oluyor maalesef. Bir şey